Evet, bu arada bu noktadan sonra kursun kaydına da başlayacağım ve bundan sonra anlatacaklarım kayıtlı olarak da çıkacak. Son katılan arkadaşlara da tekrar hoş geldiniz diyeyim. Ve ilk dersimize başlayacağız. İnşallah aksilik olmadan hayırlısıyla da bu 1,5 saati tamamlayalım. Ben Taner Aksel. İşte aşağı yukarı bir kısmınız zaten bazılarınız çok yakından tanıyor. Yakın arkadaşlarım var önümde. Onun dışında diğer arkadaşlar için de kısaca kendimi tanıtayım. Belentepe çiftliğine 98 yılında bu araziyi aldıktan sonra ve 2010'a kadar çeşitli çalışmalar yapmıştım. 2010'da permakültürle tanıştıktan sonra da 2013 yılında Belentepe çiftliğini kurduk. O zamandan beri de çiftlikte hem çeşitli üretim çalışmaları yapıyoruz hem de özellikle bu tür yaşam alanları kurmak isteyenler için eğitimler veriyoruz çeşitli zamanlarda. İlk defa da bu online eğitimi vereceğim çiftlikte. Uludağ'ın Güneybatı eteklerinde 740 metre kotundayız. 15 dönüm arazi üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bu giriş kursu aslında daha sonra 72 saatlik permakültür tasarım sertifika kursuna bir başlangıç, bir baz oluşturmak üzere verdiğimiz bir kurs. Bu 9 saatin içerisinde genel akış olarak şimdi bugün bir miktar çiftliği gezip tanıttıktan sonra daha sonra işte özellikle yani içinden geçtiğimiz bu zor günler çok ciddi ve çok anormal günler yaşamaya başladık. Bir miktar bu zor günlerin de niçin, nasıl olduğunu dünyaya daha fazla bütüncül bakabilme ve her şeyin birbirine bağlı olduğunu gösterebilme ile ilgili dünyanın mevcut durumu ve buraya nasıl geldiğimizi falan anlatacağım bu ilk derste. Onu bitirebilirsek önümüzdeki günlerde doğadan öğretilere gireceğiz. Doğanın bize anlattığı ve çok çok önemli dersler var. Bir miktar o dersleri kavrayacağız. Aralarda da bahçecilik çalışmaları yapacağız. En sonunda tabii bir miktar permakültür tasarımından bahsedeceğim ve permakültür tasarımının genel bir hissiyatını vereceğim. Ama bu konuda ilerlemek için insanların daha fazla öğrenmek isteyen insanların mutlaka permakültür tasarım sertifika kursunu almasında fayda olacak. Bu 9 saat içerisinde o hissiyatı verirsem bir sonraki adım sertifika kursu. Onu da online almak isteyen arkadaşlar var. O 72 saate tamamlayabilir miyiz? Önümüzdeki günlerde ona bir zaman yaratabilir miyiz? Bakacağız. Neticede ben kursu çiftlikte uygulamalarla birebir hep birlikte çalışmalar yaparak vermeyi tercih ediyorum ama bu giriş kursunda eğer böyle bir keyifli geçer ve sizler de beğenirseniz uzaktan uygulamaları izlemeyi o zaman belki şimdi doğa ile tasarıma giriş sunumu görüyor olmanız gerekir büyük ekran olarak. Ve ben aslında uzun zamanlar, 90'lı yıllardan beri bilim insanlarının dünyanın genel gidişatı ile ilgili o zamanki bilgilerini, kitaplarını falan okurdum. Ve 90'lardan itibaren de işte insanlık nereye gidiyor, dünya nereye gidiyor, bizim dünyadaki yerimiz nedir, ne önemli olan nelerdir falan onları araştırırdım. Bir dakika, yanlış şeyi share etmişim. Screen 2. Evet. Ve özellikle 2007-2008 Amerikan Mortgage krizi ile birlikte bir ekonomik kriz, büyük bir ekonomik krizden sonra bu ekonomik kriz nasıl geldi, niçin bizi etkiledi gibi araştırmaya başlayınca 2008 ile 2010 arasında bir kitap yazdım. Kritik Eşik kitabını. Ve bu kitabı yazarken 2 yıl boyunca çalışmalarım neticesinde fark ettim ki genel olarak bizim
bu dünya üzerinde yapmakta olduğumuz şeyler çok ciddi boyutlara gelmiş ve yakın gelecekte bizi çok büyük problemler bekliyor ve kritik bir dönemdeyiz. Şimdi bu sunumu ben 2 yıldır yapıyorum. Onun öncesinde daha önceki sunumlarım vardı ama doğayla tasarıma giriş olarak 2 yıldır yapıyorum ve 2 yıl boyunca da bununla başlıyordum. Türkiye ve dünya tarihinde çok kritik günlerdeyiz. Böyle olmaya da devam edecek diye. Daha da anlamlı hale geldi. Neler oluyor? Neler oldu? Ve önümüzdeki günlerde neler olacak? Şimdi ilk başlangıçta da sizlere söylediğim gibi aslında bu kursun ana amacı dünyada her şeyin birbirine bağlı olduğunu ve dünyaya, hayata bütüncül bakışı vermeye çalışmak ve doğanın öğretilerini, doğanın işleyişlerini anlamaya çalışmak. Genel olarak gidişat böyle. Normalde 2 günlük şehirlerde veya çiftlikte verdiğim kurslarda bu gidişatı takip ediyoruz. Burada bazı konuları hızlı geçeceğim ki uygulamalara, özellikle toprak üretme, bahçecilik çalışmalarına vakit kalsın. Ben 87 Robert mezunuyum. 91 İTÜ inşaatı bitirdim. 93'te Amerika'da deprem binaların deprem dayanımı üzerine master yaptım. 94 sonunda Türkiye'ye geldim. Benko firmasını kurdum. O zamandan beri aslında bir taraftan mühendislik, üst yapı, altyapı çalışmaları yaparken 2010'dan itibaren de özellikle permakültür ve sürdürülebilir yaşamla ilgili türlü çalışmaların içine girdim. Kasım'ı 2010'da permakültür tasarım sertifika kursunu aldım. Gençliğim, burası Güney Marmara, İmralı'nın güneyi. Çok güzel bir sahil. 16 kilometre boyunca burada harika bir kumsal var. Ve bu kumsalda ben yunuslarla yüzdüm. Balık yakaladım. Pırıl pırıl bir denizdi. Ve gençliğimde fark etmeye başladım problemleri. Çünkü kızım 99 doğumlu ve kızım bu denizde hiç yüzemedi. Çünkü bu denizin rengi bazen gri, bazen kahverengi. Neden? Şimdi yukarıdan görünüm, çiftliğin yukarıdan görünümü, 3 yıl önce çekilmiş bir görünüm. O geride gördüğünüz Doğancı Baraj Gölü, Bursa'nın içme suyunu sağlıyor. Ve bu vadi içerisinde Türkiye'nin içme suyunu, sodalarını üreten kaç firma var? Öz Kaynak, Sırma, Damla, Nestle. Ondan sonra başka ne vardı? Erikli. Yani bir sürü firma bu vadinin içerisinde bu güzel suları şişeliyorlar, içme suyu olarak veriyorlar ve ben gençliğimde Bursa suyunu biz musluktan içerdik. Pırıl pırıl bir sudur. Çok lezzetli sudur. Gölde suyu topluyorlar, temizliyorlar ve şehre veriyorlar. Tabii ki su Nilüfer Deresi'nde toplanıyor. Nilüfer Deresi'ne yürüyüşe çıkarız, kano yaparız arada. Harika bir doğadır. Ve Nilüfer Deresi Bursa'ya girer, Bursa'dan çıktıktan sonra simsiyah akar. Şimdi ben çocukluğumda Nilüfer Deresi'nde Bursa'ya girdiği bölgelerde yüzdüm. Derede yüzdüm, balık yakaladım. Şu anda tabii yüzemiyorsun, şehirleşti o bölgeler. Şehirleşme neticesinde su talebi de çok arttı. Bu aralar baraj göllerinde de yani yağışlar da çok azaldı. Özellikle geçen yıl çok düşüktü. Baraj su seviyesi şimdi de düşük. O nedenle aslında suyu tutuyorlar ve artık şehre pek su girmiyor. Ama şehirden hala dere akıyor. Siyah akıyor. Neden siyah akıyor? Çünkü ova eskiden yeşil Bursa ve böyle en bereketli toprak, en canlı toprak ve yani her tarafı yemyeşil, yeşil Bursa ismini vermiş olan ova, endüstriyel aktivitelerin ve şehrin merkezi haline geldi. Her taraf beton ormanı veya fabrika. Ve fabrikalar sondaj yapıp yerden su çekiyor. O suyu çeşitli işlemlerde kullanıyor. Atıkları da dereye atıyorlar. Bugüne kadar mevcut yönetimler, yerel ve hükümet dahil olmak üzere anlayış şu,
ilerlemek ve gelişmek için kirletmek gerekiyorsa kirletmek zorundayız. Neticede çalışanlarımız var, binlerce çalışanlarımız var. Ve bu çalışanlara iş gücü sağlayacağız. Fabrikalar çalışacak, fabrikaların atıkları da dereye gidecek. Kirletmeye devam ettik. O zamanlar bunu fark etmiştim. Devam ettiğimiz başka şeylerden bir tanesi de çoğalmaya devam ettik. İstanbul uzaydan görünümü. İstanbul'un nüfusu 1800'lerin başlarında 500 bin. 123 yıl sonra 1940'ta ilk defa 1 milyona çıkmış. 2 milyona çıkması 23 yıl almış. 3 milyona çıkması 7 yıl almış. Şimdi 20 milyon civarı. Bu üstel artışları nasıl fark ettim? Onun temelini anlatayım. Bu benim Amerika'da master tezimin konusu. İki çelik köprünün testini yaptık, deprem testini yaptık. Onlardan bir tanesi bu. Ve aslında bu deprem testini yaparken şurada sarıyla gördüğünüz böyle çelik sistemler var. Orada hidrolik çekiçler var. O hidrolik çekiçleri köprünün üzerine koyup bir titreşim verdiriyoruz. O titreşim neticesinde bir grafik elde ediyoruz. Buradaki grafik. Bu grafiğin tepe noktaları deprem anında titreşen modlar. Yani bir binaya bir deprem vurduğu an bina titreşmeye başlıyor. Belli frekanslarda çok titreşiyor. O en çok titreşiği yerlerde şu tepeler. O tepeleri bulmaya çalışıyoruz. Aslında bu tıpkı her insanın kendine özgü DNA'sı olduğu gibi binaların da DNA'ları var ve bir binanın DNA'nın görünümü gibi. Ve biz bunu elde ettiğim zaman inşaat mühendisleri deprem anında binaların yıkılmasını önleyecek çok kritik bilgilere sahip oluyorlar ve bilgisayar modellemesi sayesinde de bir binayı yıkılmayacak halde tasarlamak üzere elimizde kuvvet var. Ne yaptığımızı bilirsek. Ama bunun için iyi bir mühendislik, bilgi altyapısı, tecrübe altyapısı gerekiyor. O da her zaman olmuyor çünkü yazılımlar var. Evet yazılımı kullanıyorlar ama ne yaptığını bilmiyorlar. Türkiye'de hala deprem oluyor ve yeni yapılmış binalar patır patır yıkılıyor. Burada iki köprü görüyorsunuz. Milenyum Köprüsü Londra'da 2000 yılı için açılış törenlerinde yapılan Thames Nehri'ni geçen Yaya Köprüsü. 2000 yılında törenle açtılar, üzerine 2-3 bin kişi geldi ve titreşmeye başladı köprü. Bu köprünün tasarımını yapan dünyanın en iyi tasarım şirketlerinden Ovi Arup. Ve Ovi Arup firması böyle bir hata yaptı. Titreşimleri, insanların uygun adım titreşimlerini göz önüne almamış. Benzeri ilk Avrasya Maratonu'na Boğaz Köprüsü açıldığında insanları saldılar ilk defa. Ve binlerce insan köprünün üzerine geldiği zaman bilmiyorum hatırlar mısınız televizyonlarda da göstermişlerdi. O ortadaki direkler sağa sola sallanıyordu. Titreşiyordu. İnsanlar titreşime neden oluyor. Ve biz bu titreşimleri çeşitli sensörlerle inşaat mühendisliğinde yakalıyoruz ve tepeleri bulmaya çalışıyoruz. Şu yeşille gösterilen rasathanelerde sensörlerle deprem ölçümleri, işte kandilli rasa tanesi tepki, bu deplasmanları ölçüyor. Geride de ivme ölçüyor. Ve gerideki o pembe grafiğin tepesi de bize modları veriyor. Biz tepeleri bulmaya çalışıyoruz. Tepelerde krizler oluyor. Ve bazı tepeler çok kritik, oralarda çok ani titreşimler, aşırı titreşimler oluyor ve o nedenle binalar yıkılıyor. Onları bulmaya çalışıyoruz. Ben bu çalışmaları yaptıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Ve işte inşaat mühendislerine bina tasarımlarını falan anlatırken 2007 krizi geldi. Ben finanstan, ekonomiden falan pek anlamam ama bu krizde ya Amerika'da insanlar krediyle ev alıyor. O kadar çok insan almış. Ne olduysa bir şey oldu. Ondan sonra bir ekonomik kriz geldi. Türkiye'ye de geldi. Niye geldi? Araştırmaya merak ettim ve araştırdım. Ondan sonra New York Times'ın bir makalesini okudum. O makalede de bu grafiği gördüm. 87 ile 2007 yılları arasında Amerika'daki ev fiyatlarının dağılımı.
Net olarak görünmüyor ama şurada 100 bin dolar ev fiyatı ortalama ve uzun yıllar o ortalama civarında kalmış. Bir miktar artmış, bir miktar azalmış. 2000'lerle birlikte çok ciddi yükselmeye başlamış fiyatlar. Bunun aynısını biz Türkiye'de yaşadık geçen yıla kadar. Ev fiyatları %16, %20 yıl arasında her yıl artıyor. Yani sen 100 bin liraya bir ev aldıysan yıl sonunda 120 bin lira olmuş. Ve yatırım olarak da çok güzel. O yüzden ev alıyorsun, kiraya veriyorsun, bankalar kredi veriyor, mortgage alıyorsun. Ondan sonra mümkün olabildiği kadar da bankalar daha çok mortgage vermeye başlıyor. Çünkü çok kişi nemalanıyor. O kadar çok kişi nemalanıyor ki en nihayetinde Türkiye'nin toplam ekonomisinin %50'sinden fazlası inşaat sektörüyle canlanıyor. Bu bir süreliğine idare ediyor ama bu esnada çok kişi de bundan nemalanıyor. Ama aslında daha sonra meydana gelecek bir krize taban hazırlıyor ve kritik eşikler aşılıyor. İnsanoğlu bu üstel artışların farkında değil. Sürekli hata yapıyor ve yaptığı hataların en büyüğü de korona nedeniyle oldu. Ona da geleceğiz. Hata yaptığının farkında ama durmayı da bilmiyor. Duramıyor. Çünkü burada bakın önlem işaretleri var. 2004 yılında, 2006, 2005, 2007'de ekonomistler, bilim insanları uyarıyor. Arkadaşlar, bu tepelere çıkış devam edemez. Bu ev fiyatlarındaki sürekli artış devam edemez. Balon oluşuyor, bir miktar sonra patlayacak ve çok büyük bir kriz gelecek. Ama ne yazık ki insanlar bunun, yani Garanti Bankası merkezde bir müdür arkadaşım çiftliğe gelmişti. Bunları konuşurken demişti, Taner bilmiyor muyduk sanıyorsun? 2004'te de biliyorduk böyle bir şey geldiğini. Ama yanlış zamanda doğru şeyi söylediğin zaman bir anlamı yok. Ben o zamanlar bak arkadaşlar yanlış bir şey var burada desem işimden olurum demişti. Yanlış zamanda doğru şeyi söylemenin bir anlamı yok. Doğru zamanda doğru şeyi söylemek lazım. Şu anda da doğru zaman. Ama bilinçlenmemiz lazım. Şimdi aslında bilinçlenme, fark etme ve genel gidişatı anlamak için çok çok önemli bir dönemdeyiz. İnşallah değerini biliriz. Neticede duramıyoruz ve duramadık. Neticede ekonomik krizlerde hep bu nedenle meydana geliyor. Çok kişi nemalanıyor, nemalanan kişiler. Yani Warren Buffett buna şey diyor, Cinderella hikayesi. Cinderella aslında kül kedisine dönüşecek 12'de. 12'den önce çıkması lazım partiden ama 12'ye doğru parti daha güzelleşiyor. Millet içiyor, müzik daha güzel oluyor, sosyalleşiyor falan, ayrılmak istemiyor. 12'ye 5 kere ayrılmak istediği zaman başkaları da ayrılmak istediğinde izdiham oluşuyor ve çok büyük bir çöküşe neden oluyor. Buna benzetiyor bu ekonomik krizleri. Bunları fark ettikten sonra araştırmaya giriştim kritik eşik kitabına doğru giderken. Ve gördüm ki ekonomik krizler zaten sürekli var. Ben 94 yılında Türkiye'ye geldiğimde Türkiye'de ekonomik kriz vardı. 97'de ekonomik kriz oldu, 2001'de oldu, 2007'de oldu. Geçen yıl ekonomik kriz başlamıştı. Şu anda da zaten krizin en büyüğünü yaşıyoruz. Ama hep kriz vardı. Ve bu krizlere baktığınız zaman işte 29 krizinden daha büyük bir krizi yaşıyoruz falan diyorlar ama sürekli bu gündemde. O tepeler kriz noktaları. Çöküşlerin yaşandığı yerler. MIT'de ekonomi profesörlerinden Andrew Low buna sürü gütme etkisi diyor. İnsanlar benzer davranışlarda yaptığı zaman birbirlerini güdüyorlar, birbirlerine böyle destek oluyorlar. Ve herkes aynı davranışı yapın zaman tepelere ulaşıyor ve o tepelerde çöküşler yaşanıyor. Alt taraflarda krizden sonra da böyle darmadağınık. Herkes bir sağda solda kim ne yapacağını ne edeceğini bilemiyor. Bir durağan dönem. Şu anda durağan dönemdeyiz. O durağan dönemde de alttaki çöküş dip noktaları, vadiler. Ve aslında kriz tahmin indikatörleri var. Shiller PE ratio diye bir şey var. 2019'da başlamıştı. 2020'de zaten ekonomik kriz geleceğini tahmin edenler var. Çeşitli indikatörlerde yine tepeler var. Yani bu tepeler çok kritik. Tepe davranışları anlamak. Gerek ekonomik krizler açısından, gerek insanlığın dünyanın nereye gittiği açısından da. Warren Buffett indikatörü var. Bakın burada 2000-2001 dot boom, internet yüksek teknoloji krizi. Ondan sonra 2007 krizi. Daha sonra çöküş yaşanmış. Çöküşten sonra tekrar tepelere doğru gidiyoruz.
ders almıyoruz, öğrenemiyoruz ve yeni tepeleri zorluyoruz. Türkiye inşaat sektörünün durumu. İnşaat sektörüyle ilerledik ama Ocak 2019 itibariyle 1 milyon satılmayı bekleyen konut vardı. Daha sonra 2 milyona çıktı diye söyleniyordu. Şimdi durum nedir bilmiyorum. Şimdi üstel artışları fark etmek çok çok önemli. Ve araştırmaya başladım. Bu araştırma neticesinde merak ettim nelerde üstel artış var. En temel üstel artış ve birçok sorunun temeli aslında insanlık nüfus artışı. Neden? Çünkü kısıtlı kaynakları olan bir ortamda üstel artışla çoğalmak sürdürülemez. Su kısıtlı, toprak kısıtlı, orman kısıtlı, doğa kısıtlı. Ama biz insanlık olarak üstel artışa geçmişiz. Ne zaman? Özellikle kritik eşik 1950'lerde aşılmış. Açık griyle gördüğünüz yer Avrupa, Japonya gibi gelişmiş ülkeler, onların nüfusları pek artmıyor. Ama işte Afrika, Asya, Orta Doğu gibi ülkelerde inanılmaz bir nüfus artışı var. Nüfus artışı bugüne kadar da devam etti hızlı bir şekilde. Ve bu üstel artışları insanoğlu bilmiyor. Bunu öngöremiyor. Ve özellikle işte geçenlerde Sağlık Bakanımız kendisi söyledi. Ya işte biz bu kadar hızlı ilerleyeceğini tahmin edemedik. Donald Trump söylüyor. Ya biz bu kadar hızlı gideceğini tahmin edemedik. Hatırlıyorsanız bize Mart'ın başlarında geldi. Ve bu grafikte gördüğünüz üzere Mart'ın ortasına kadar böyle bir durağan gidiyor. Dünya çapında koronaya hastalanan insan sayısı bu grafikte. Kritik eşik görüyorsunuz 17 Mart 22 Mart arasında. O zamana kadar aslında Çin'de ve başka yerlerde yerel olarak inanılmaz üstel artışlar var. Ama dünyada nispeten normal bir durum var gibi. Ve bu nispeten normal durum insanları aldatıyor. Gelmedi henüz. Ondan sonra Trump diyor ki ya zaten bu hiç de önemli değil. Grip gibi bir şey. Ondan sonra işte neticede gripten çok farklı bir şey olmayacak. Biz bunun üstesinden geliriz. Hiç sıkıntı yok. Ama aslında Çin'de başladığı zaman, Çin'in genel gidişatında, Çinliler de ilk başlangıçta Wuhan'da çıktığı zaman o eğrinin başlangıç evrelerinde önemsemediler. Ta ki kritik eşik aşılana kadar. Kritik eşik aşıldıktan sonra kontrol etmesi inanılmaz zorlaşıyor. Çünkü başka döngüler giriyor. İnsanlar birbirine yaymaya başlıyor. Bu virüs o kadar farklı bir şey ki neticede insanların %80'inden fazlası farkında bile değil taşıyıcı. Ve o taşıyıcılıkla onlarca, yüzlerce, binlerce insana yayabiliyor. Kontrolü inanılmaz zor. Aslında bu üstel artış davranışını önceden algılayıp bunun tehlikeli olduğunu daha önceden fark etmiş olsalar kaynağında daha önleyebilirlerdi. Ama biz insanlık olarak dünyanın genel döngülerini, üstel artış işleyişlerini ve insan olarak da, insanlık olarak da üstel artış davranışlarımızı bugüne kadar fark edemedik ve duramadık. Biz koronadan önce bu meseleleri çok yoğun bir şekilde anlatıyorduk. Şimdi yine bakterilerden örnek vereceğim. Bakteri çoğaltıyoruz. Önümüzdeki günlerde o bakterileri nasıl çoğalttığımızı uygulamayla anlatacağım size. Bakteriler dünyada ilk canlılar. Tek hücreli canlı. Virüs canlı mı canlı değil mi hala tartışılıyor. Bakteriden daha basit bir yapıya sahip. Ama bakteri ilk canlı ve ilk karmaşık adaptif sistem. Karmaşık adaptif sistemlerden de bahsedeceğim. Çünkü
dünyanın öğretilerinde ve işleyişlerinde karmaşık adaptif sistemler çok çok önemli yer alıyor. Bakteriden insan topluluklarına, şirketlere, ormanlara, ekosistemlere kadar farklı ölçeklerde birbirleriyle etkileşim halinde karmaşık adaptif sistemler var. Ve biz bakterilerle çok iş yapıyoruz. 2 gün önce peynir yaptık. Yoğurt yaptık, bakteri kullandık. Sirke yapıyoruz, bira yapıyoruz, şarap yapıyoruz, bakteri kullanıyoruz. Toprağımızı canlı tutmak için bakteri kullanıyoruz. Sindirim sistemimizde simbiyoz ilişki halinde olduğumuz bakteriler var. Ve bakteriler çok zeki değiller. Çoğalıyorlar. Yani onlara uygun bir ortam verdiğiniz zaman çoğalıyorlar. Mesela işte uygun ortam nedir? Orada o kazanın içinde gördüğünüz bir sıvı. Sıvının içine melas koyduk. Melas şeker pancarından üretiliyor ve şeker. Şerbet yapıyoruz. Ve gıda veriyoruz onlara. Şimdi orada bir de kompost koymuştuk. Gübrenin içerisinde de inanılmaz besin var. Hem şeker var hem besin var. Bakteriler mutlu mesut çoğalıyor. Özellikle bol bol da oksijen verdiğimiz zaman 48 saat içerisinde fermentasyonunu, değişimlerini tamamlıyorlar, çoğalmalarını tamamlıyorlar. Daha sonra o çoğalan bakterileri toprağa veriyoruz. Toprağın içerisinde önemli işler yapıyorlar. Ama bakterilerin çoğalma hızları değişiyor. Virüslerin çoğalma hızları da çok değişiyor. Şimdi mesela yoğurt yapıyoruz. Yoğurt bakterisi 45 derece uygun ortam veriyoruz. 45 derecede yoğurdu mayalıyoruz. 45 derecede yoğurt bakterisini koyuyoruz sütün içine. 8 saat sonra sertleşmiş oluyor. İlginç bir şekilde peynir yaparken önceki gün 3 çeşit peynir yaptık. Onların filmini çektik. Belentepe YouTube kanalına koyacağız. Bu arada arkadaşlar, önümüzdeki günlerde kursa devam edecek arkadaşlara bu sunumların hepsini vereceğim. YouTube kanalımızda çeşitli uygulamalar var. Yeni uygulamalar koyacağız. Orada da takip edeceksiniz. Bu sunumu da oraya koyacağız önümüzdeki günlerde. Oradan takip edin. Bol bol kaynak olacak elinizde. Oradan devam edersiniz. Yani kursa katılacaklar için ayrı linkler falan önümüzdeki günlerde atılacak. Katılmak istemeyenler lütfen mesaj atsınlar. Söylediğim gibi daha sonra sadece katılacak olanlara link göndereceğiz, davet linki göndereceğiz. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, yani bu eğitime daha sonradan 5 dakika önce falan katılan arkadaşlar da oldu. Rica edeceğim önümüzdeki günlerde 5 ile 8.5, 6.5 arasındaki derslere en fazla 5'i 5 geçe katılmış olun. Daha sonra kabul etmeyeceğim. Çok zor oluyor. Yani ben bir şey anlatırken orada işte bu kişi katılmak istiyor. Ona onay verir misin falan. Onun için özen gösterelim lütfen. Dikkat edelim. Şimdi bakterilere dönüyoruz. Yoğurt 8 saatte mayalanıyor. Marketlerden aldığınız peynir mayası var. Peyniri yaparken eğer taze tüketecekseniz özellikle işte pastörize edilmemiş bir doğal bir süt aldıysanız o sütü öncelikle en az bir 62 dereceye çıkarıp soğutmanız lazım. Pastörize ediyorsunuz. 33 dereceye kadar soğuttuktan sonra 33 derecede peynir mayasını içine atıyorsunuz. Ve 10 dakika sonra yoğurt kıvamına geliyor, sertleşiyor. Yani o peynir kültürü, onun içindeki bakteriler o kadar aktif ki 10 dakika içerisinde o bakteriler her yere yayılıyor ve koyultuyor. Ardından onu küçük parçalara kesiyorsunuz, suyunu salmaya başlıyor. Katı kütleyi topluyorsunuz, onu süzdürüyorsunuz, bir miktar presliyorsunuz, taze peynir elde ediyorsunuz. Şimdi öyle bir bakteri türü düşünün ki bu bakteri türü her dakikada ikiye katlasın.
Ve bu bakteri kültür içinde burada ekranda gördüğünüz üzere bir sıvı ortam şerbet yaratalım. O şerbetin içine bir adet bakteri koyalım. Birinci dakika sonunda 2, ikinci dakika sonunda 4, 8, 16, 32, 64, 128 diye gidiyor. Bu üstel artış. Ve bu üstel artış en nihayetinde çok büyük sayılara ulaşıyor. 60. dakikada milyarlarca oluyor. Ve 60. dakikada bütün ortamı fethetmiş, her yere yayılmış ve o ortam içerisindeki gıdanın tamamını bitirmiş. Neticede gıda bittikten sonra bakteriler artık devam edemez. Ve gıda kalmayınca da ölmeye başlayacaklar. Kaçıncı dakikada test tüpünün yarısı bakteriyle dolu diye ben kurslarda soruyorum. Ama şimdi hepinizin sesi kısıtlı olduğu için cevap vermek isteyen chatten yazabilir. Neticede 60. dakikada tüpün tamamı doluysa kaçıncı dakikada tüpün yarısı bakteriyle dolu? "59" diye arkadaşlar cevap vermiş. Aynen öyle. 59. dakikada tüpün yarısı dolu. 58. dakikada 1/4 dolu. 58. dakikada zihni sinir bir bakteri çıkıyor. Diyor ki arkadaşlar, ya biz bunca zamandır bir halt yiyoruz ama ya bu şekilde yaptığımız iş biraz yanlış. Çünkü 2 dakika sonra felaket olacak. Gıda kalmayacak ve çöküş yaşanacak. Öbür bakteriler de diyor ki, yahu arkadaş sen niye felaket tellallığı yapıyorsun? Bak bunca zamandır yiyoruz, içiyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Daha ancak 1/4 tükettik. Bak her yerde 1/3 hala yeşil, hala doğa var. Niçin insanları galeyana getirmeye çalışıyoruz? Şimdi bizim bakterilerden akıllı olup olmadığımızı anlamak üzere çok kritik bir dönem içinde yaşıyoruz. Ve bu üstel artışları biz bugüne kadar devam ettirdik, akıllanamadık, duramadık ve durmak üzere aslında benim gibi insanlar feveran edip bu meseleleri anlatmaya mümkün olabildiği kadar çok kişiye erişmeye çalıştığı halde bunun algılanması, toplum tarafından kabullenmesi, fark edilmesi falan da çok zor. Çünkü sistemin çarkları dönerken, bundan çok kişi de nemalanırken bunlarla pek uğraşmak istemiyor hiç kimse. Ve inanılmaz zor bir dönemdi ve çok umutsuz bir dönemdi. Ama ilginç bir şekilde bakteriden bile daha basit bir canlı bizim yapamadığımızı bize yaptırdı ve bizi duraklattı. Çok ilginç bir dönemde yaşıyoruz. Duraklatması gerekiyordu. Çünkü bu üstel artışların çok ciddi etkileri vardı. Bunu kabullenmek istemedik. Liderlerimiz kabullenmek istemedi. 3 çocuk yetmez, 5 çocuk yapalım diyenler oldu. Nüfusun en önemli mesele olduğunu algılayan insan sayısı çok fazla değil. David Attenborough, BBC'nin ünlü belgesel programcısı ama ünlü profesör farkındaydı. Dünyanın en önemli meselesi kısıtlı kaynakları olan doğa içerisinde insanlığın durmak bilmez, nüfus artışı durmak bilmez, doğayı, kaynakları yok etmesi, tüketmesi ve kirletmesi. En önemli mesele. Semptomlar, kirlilik, iklim değişikliği, hastalıklar, korona, bunların hepsi semptom. Türkiye nüfus artışı. Şehirlerin nüfusunun artması ve kırsalın nüfusunun azalması. Şehirlerin nüfusu deli gibi arttı. Koronanın en büyük zararı verdiği yer, en yoğun yerler, en büyük şehirler. New York, İstanbul gibi. Bu üstel artışlar, dünyada her şey birbirine bağlı olduğu için etki tepki meselesi, tepkiler de artıyor doğada. Seller artmaktaydı. Orman yangınları artmaktaydı. Hele ki
2019 sonunda Eylül Aralık arasında Avustralya'daki devasa yangınlar hiçbir zaman insanlık tarafından doğru bir şekilde algılanmadı. Belki de insanların algılamasını istemediler. Arkadaşlar, Avustralya'daki orman yangınları hiç normal bir durum değil. Çünkü o yangınlarda yanan devasa alanların karşılığı şu. Şimdi insanoğlu aktiviteleri nedeniyle, özellikle de enerji ihtiyacı nedeniyle yaktığı fosil yakıtlar, kömür, doğalgaz, petrol gibi, çimento endüstrisi gibi, bunlar nedeniyle sürekli havaya karbondioksit salıyor. Ama herkes aynı oranda salmıyor. Avustralya ülkesi insanları yılda dünyanın toplamının %1'i kadar havaya karbon salıyordu. Aslında Avustralya gelişmiş bir ülke. Nüfus oranı diğer ülkelere, işte Çin'e, Hindistan'a göre az. Ama gelişmiş olduğu için bayağı yoğun karbon salımları var. %1'i yapıyorlar Avustralya bir insanı. Avustralya'daki yangınlar nedeniyle o yanan ormanlar, o yanan doğa, çünkü ağacı da yaktığın zaman ağacın yarı malzemesi karbondur, havaya gider, havaya karışır. Avustralya'da insanların bir yılda yaktıkları karbonun 1/4 kadar karbon sadece o Ayaman yangınlarıyla birkaç ay içinde havaya gitti. Ve çok büyük bir meseleydi. Yani artık doğa çok aşırı tepki veriyor ve inanılmaz anormal şeyler olmaya başlıyor. Yani Avustralya orada müthiş çöküşler yaşamıştı. Ve bunu yaşarken bir taraftan ardından korona geldi. Yine üstel artışlara acayip bir örnek oldu. Yani bir taraftan nüfus, şehir nüfusu, su kullanımı, barajlar, her türlü tüketim, motorlu araçlar, restoranlar, telefonlar falan artarken öbür tarafta doğada da bazı şeyler artmaktaydı. Karbondioksit, metan, azot, ozon kaybı, seller, ekosistemlerin yok olması, ormanların yok olması, tropik ormanların yok olması. Sertifika kursunda bundan bahsediyoruz. Bu virüslerin çıkma meselesi her şeye birbirine bağlı ve o zaman özellikle Ebola'da bahsediyordum. Neticede bilimsel araştırmalar, Scientific American'da da yayınlanmış bilimsel araştırmalara göre tropik ormanlara inanılmaz bir baskı vardı insanlık tarafından. İnsanlar ormanlara giriyor, ormanları kesiyor, şehirleşiyor, oralarda yerleşim alanları açıyor. Yerleşim alanlarındaki insanlar o ormanlara gidiyor, oradaki canlıları gıda olarak kullanmaya başlıyor. Bu esnada oradaki canlılarla, oradaki hayatla ilişkiler de artıyor ve orada işte yarasalar var. Ondan sonra o yarasalarda türlü virüsler var, başka hayvanlar var, onlarda virüsler var. Neticede biz o ormanları yok ettikçe oradaki hayatla ilişkilerimiz de çıkıyor ve onlar bir şekilde bize tepki olarak da geliyor. O tepkilerden bir tanesi de bu virüsler. Amazonlarda Zika virüsü çıktı. Afrika'daki tropik ormanlarda Ebola çıktı. Asya'da defalarca SARS çıktı. Türlü koronalar çıktı. Ve bu virüslerin bir şekilde bir zaman çıkıp böyle yayılacağını falan da insanlar biliyordu. Buna hazırlık yapmaları gerekirdi. Ama öncelikler çok farklıydı. Ormanları yok etmemizin bütünü olan etkisi. Biyoçeşitliği yok etmemiz. Ve normal dışı afetlerde inanılmaz artışlar yaşanıyordu. Burada grafikte gördüğünüz üzere. Bütün bunların temelinde insan nüfus artışı nasıl ki 1950'lerde hızlanmış, kritik eşik aşılmış. İşte ondan hemen sonra fosil yakıt tüketimi de insan nüfusuyla birlikte artıyor. Kırmızı grafik, kırmızı çizgi. Ama sıcaklıklar da artıyor. Çünkü biz fosil yakıt tükettikçe orada havaya karbon salınıyor. Karbon sera gazı etkisi yapıyor, sera etkisi yapıyor ve havaları ısıtıyor. Şimdi iklim değişikliği sunumunu ben vereceğim size, onu hızlı geçeceğim. Sera gazı etkisini falan çok detaylı anlatmayacağım, orada takip edersiniz. Bazı şeyleri hızlı geçeceğim. Ama çok üzücü bir durum, canlı türlerinde de inanılmaz bir yok oluş
artışı vardı. Ve bilim insanları buna insanlık dönemi diyordu. Antroposen deniyordu. Bugüne kadar dünyada, dünyanın eski çağlarında, eski zamanlarında bakteriler küresel değişimlere ve çöküşlere neden olmuş. Bakterilerden sonra küresel etki yapan yegane canlı türü de insanlar ve o döneme girdi. Üstel artan teknolojik geliştirme, üstel artan nüfus, üstel artan kaynak tüketimi. Bunlarla ilgili net bilgileri internetten, bu linklerden bulabilirsiniz merak edenler için. Her şey birbirine bağlı. Neticede doğada hızlı bir değişim ve üstel artışlar yaşanırken insanlık toplumlarına bunun evrilmemesi mümkün değil. O yüzden şiddetli üstel artış yaşanmaya başlanmıştı. Neticede işte doğa, ekosistemler bir dengeye gelmeye çalışıyor. İstikrar, dengeli bir durum oluşturmaya çalışıyor. Ama iç veya dış zorlamayla bu durum bazen bozulabiliyor. Ve kritik eşikler aşılıyor. Kritik eşikler aşıldığı zaman üstel artışlara geçiyor. Bu üstel artışların tipik davranışları var. Doğada her şeyde var bu. Ekosistemlerde var. Karmaşık adaptif sistemlerde, döngülere bakacağız. O döngüleri anlatacağım doğanın işleyişinde. Orada göreceksiniz. Pozitif geri bildirim dediğimiz sinerji etkileri oluyor. Ya mesela sinerji etkisine örnek vereyim size. Yazın çok sıcak oluyor. Çok sıcak olduğu zaman kaynıyor evler, klimaya saldırıyor. Herkes klima kullanmaya başlıyor. Kliması olmayanlar klima taktırıyor. Klima elektrik tüketiyor. Elektriği %90 termik santrallerden veya doğalgaz santrallerinden alıyoruz. Yani ya doğalgaz yakarak ya da kömür yakarak elektrik ürettiğimiz santrallerden alıyoruz. Daha fazla elektrik tükettiğimizde aslında daha fazla havaya karbon salıyoruz. Havaya daha fazla karbon saldığımız için hava daha fazla ısınıyor. Hava daha çok ısınınca daha fazla klima alacağız, daha fazla. Döngüyü görüyor musunuz? Bu döngüler nedeniyle kontrol imkansız hale geliyor. Şu anda koronada yaşandığı gibi. Kritik eşik aşıldığı zaman çok zor oluyor ve onu kontrol etmek için öncekinden daha aşırı önlemler almaya çalışıyorsunuz ve o çok daha fazla hasar meydana getiriyor. Başlangıçta hasar küçük olacakken daha sonra hasarı arttırıyorsunuz. Her şeyde var. Öğreneceğiz. Yani bu öğrenme zamanı. Ve en nihayetinde işte kanoyla gidiyorsunuz. Çok da güzel manzara içerisinde derede gidiyorsunuz ama ileride bir şelale, bir şelale var. Oradan 100 metre aşağıya düşeceksiniz. Bu arada şelaleye yaklaşırken suyun hızı hızlanıyor. Onun biraz öncesinde, o kırmızı noktaya gelmeden önce durmanız, kıyıya çıkmanız lazım. İşte o kıyıya çıkma kısmını biz beceremedik. Şimdi bu virüs ile birlikte bir şans var ve bu şansla birlikte eğer aydınlanır ve bu davranışları, doğanın işleyişlerini fark edersek o zaman dönüşebiliriz ve dönüşebilmek için çözümler var. Bu çözümlerden de bahsedeceğiz. Bunları fark ettikten sonra Kritik Eşik kitabını yazdım. Ama yanlış zamanda yazılmış bir kitaptı. 2000 tane basıldı. Hala elimde bayağı var. İşte kurslarıma gelenlere, çiftliğe gelenlere falan veriyorum. Çok satmadı haliyle. Şu anda ikinci kitabım basılmak üzere. Bir ay içerisinde çıkacak. Orada çözümleri anlatıyoruz. Belki kritik eşiği de daha sonra revize edeceğiz. Doğru zamanda doğru kitabı inşallah yazdığımı düşünüyorum. Bu kursta anlattıklarımı daha detaylı olarak o kitapta anlatıyor olacağım. İnşallah o da bu dönüşüm için fayda sağlayacak. Çünkü insanlık olarak doğayla ahenk içerisinde dönüşebilmeyi becermemiz lazım. Şimdi 6.30 oldu arkadaşlar. Ben bir miktar geç başladığım için bir 10 dakika kadar daha gideyim. Bu sunumu tamamlayamayacağız. Bu sunumu çarşamba günü 5'te devam edeceğiz. 10 dakika kadar daha gideyim geç başladığımız için. Ondan sonra bugünü tamamlamış olalım. Bu döngüleri bir miktar daha netleştirelim. Neticede insan vücudu işte dengeli dönem duruma
Yani hastalanmadığımız, sağlıklı olduğumuz duruma homeostasis diyoruz. Ama virüs geliyor. Virüs geldiği zaman o dengeli durum, kritik eşik aşılıyor, hastalanıyoruz. Ve hastalanırken anormal şeyler oluyor. Çok hızlı değişimler oluyor. Yani koronada olduğu gibi. Boğazda başlıyor, ciğere gidiyor, sindirim sistemine gidiyor, tat alamıyoruz falan. Ama en nihayetinde bir kritik şeyi, eşiği aştıktan sonra tekrar iyileşme dönemine geliyoruz ve tekrar homeostasis'e geliyoruz. Ama inşallah kötü atlatmayalım çünkü ciğerlere girip ciğerlerde hasar yaptığı zaman belki eski dirençimize sahip olamayacağımız daha hassas bir bünyeye de neden olacak, hasar bırakmış olacak. O nedenle aslında işte hastalanmamak ve o kritik eşiği aşmamak çok çok önemli. Ülkelerin hayatlarında da bu var. Ülkeler normal zamanları iç veya dış tahriklerle kritik eşikleri aşıyorlar. Belli bir devrilme noktasına geliyorlar. Devrilme noktasına geldikten sonra yeniden organize olma dönemi yaşanıyor. Ve yeni bir yapı kuruluyor. Yeni bir ülke, yeni bir tasarım kuruluyor. Sürekli bu döngüler hayat içerisinde farklı karmaşık sistemlerde, farklı ölçeklerde karşımıza çıkıyor. Ben bunları fark ettikten sonra ne yapabileceğimi düşündüm. Ve aslında böyle bir krizin ne zaman nereden geleceğini bilmiyordum. Ama bir kriz geleceği aşikar. Çünkü o krize doğru gidiyoruz. Bu durumda ne yapacağız? Birincisi ilk başlangıçta kendimiz için, yani permakültürün en önemli şeylerinden bir tanesi de ilk başlangıçta kendi evinin önünü süpür, kendi bahçeni kur, kendini kurtar. Kendine çare olduktan sonra bolluk, bereket, fazlalık üret ve o bolluk, bereket, fazlalığı başkalarıyla paylaşarak onların da dönüşmesi için onlara yardım etmeye başla. Şu anda yaptığım şeylerden bir tanesi. O nedenle bunları fark ettikten sonra şunu idrak ettim. Benim mutlaka kendi kendine yetebilen bir yaşam alanına ihtiyacım var. Sistemden tamamen bağımsız. Ve bu alanı kurmam gerekiyor. 1998 ile 2010 arasında çeşitli tecrübeler kazandım ama bir sürü yanlış iş yaptım ve ne yapacağımı bilmiyordum. Çünkü karmaşık bir iş. Bilgi, beceri ve tecrübe kazanmak lazım ve bir de yol haritasına ihtiyaç var. O yol haritası eksiğim vardı. Neyi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Araştırmaya başladım. İlk başlangıçta yapmam gereken şeyler, temel ihtiyaçlar. Kendi gıdamı yetiştirmek en önemli mesele. Yani bakın şimdi temel ihtiyaçlara endekslendik. Yani yaşamsal ihtiyaçlarımıza baktığımız zaman işte bir barınağımız olarak olacak. İşte ısınma ihtiyacımız var, enerji, elektrik ihtiyacımız var, gıda ihtiyacımız var. Onun dışında bütün her şey durmuş durumda. Onun için bu temel ihtiyaçlardan başladık. Bahçeciliği öğrenmemiz lazım. O yüzden en önemli giriş bahçecilik. Ve bahçeciliği de pek beceremedim. Neticede ürün alamıyorum, bereket elde edemiyorum. Kimyasal ilaç kullanmak istemiyorum, doğal yapmak istemiyorum. Araştırmaya başladım. Ve 2010 sonbaharında araştırırken permakültür karşıma çıktı. Aslında yurt dışında bir eğitim arıyordum. Doğada yaşam, doğal gıda üretimi, doğal hayvancılık gibi falan araştırmalar yaparken bir yabancı sitede Kasım 2010'da İstanbul'da permakültür tasarım sertifika kursu diye bir ilan çıktı karşıma. Permakültür benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ama başlıklarına baktığım zaman işte toprağı canlandırma, su tutma, toprak üretme, gıda ormanı, doğal bahçecilik, doğal hayvancılık, doğal yapılar, temiz enerji, geri dönüşüm, bozkırları yeşertme gibi bir sürü önemli konu. Çok çok önemli. Benim bunu almam lazım dedim. Ve kursa kaydoldum. Büyük bir şans benim için. Çünkü aslında çok da araştırmadım o zamanlar. Kursa kaydolduktan sonra hatta kursun ilk gününde fark ettim. Hocalarım Bill Mollison ve Jeff Lawton Avustralya'dan geliyorlar. Bill Mollison 82 yaşında bir dede.
Meğersem permakültürün isim babası, permakültürün kurucusu. Ve Permaculture Manual'un yazarı. Bu bizim en önemli kitabımız. Jeff Lott'un yardımcısı. Nadia Lott'un eşi. Filistinli Ürdün'de zeytuna çiftlikleri var. Avustralya, Ürdün arasına gidip geliyorlar, çeşitli eğitimler yapıyorlar. Ve Bill Mollison'dan, Jeff Lawton'dan bu kursu almış olmak en büyük şansımdı. 42 yaşındaydım o zamanlar. Ve neticede Bill'de de bana çok şey öğretti. Çünkü 42 yaşındayken kendini çok şey bilen bir insan olarak görüyordum. Hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Doğayla, dünyayla, toprakla, hayatla ilgili hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Ve bu kurstan sonra hayatım değişmeye başladı. Çünkü bu kurs sayesinde bir yol haritası çıktı karşıma. Ve bu yol haritasıyla neyi, nereden, nasıl yapacağımı öğrendim. Ve kurstan hemen sonra da kendi evimin, Beykoz'daki evimin bahçesini değiştirmeye başladım. Ardından bu araziyi değiştirmeye başladım ve Belentepe çiftliğini kurmaya başladım. O nedenle güzel bir yol haritası permakültür. Birçok konuyu içeren. Fakat çok konu olduğu için karmaşık ve bu karmaşıklık içerisinde bir sürü değişik şeyi öğrenmek, tecrübe kazanmak gerekiyor. Ama çok hızlı öğreniyorsunuz ve özellikle bugünlerde de çok değerli oldu. Çünkü yani telefonlar ve mesajlar durmuyor. İnsanlar şunu fark etti. Yani hiç kimsede olmayan bir konfor var şu anda. Belentepe'de kendi gıdam var. Kendi enerjim var, kendi arazim var. Kendi kendime yetebiliyorum. Ve özgürüm. Dört duvar arasında sıkışmış ve çaresiz değilim. Dünya kadar işim var zaten. Her zaman iş vardır ama baharda özellikle çok iş vardır. Neticede kendi yaşam alanını tasarlamak, kendi kendine yetebilmek çok çok daha önemli olacak. Çünkü bu zamanlarda insanlar şunu fark etmeye başladı. Aman bu bir iki ay içerisinde geçecek bir mesele değil. Bu mesele başka büyük meseleleri de zincirleme olarak beraberinde getiriyor. Çünkü kritik eşikler aşıldığında o döngüler başka döngüleri trigger ediyor, sebep oluyor. Ekonomik kriz, işsizlik, tarımın, endüstriyel tarımın yetişememesi. Bir sürü meseleler arkadan geliyor. Ve eski bildiğimiz dünya artık kalmadı. Yeni dünyada kendi kendine yetebilen alanı olan insanların daha huzurlu, daha sağlıklı, riskini daha az olacak bir yaşam imkanı daha fazla mümkün olacak. Ve aslında dünyanın çok hızlı bir şekilde buna dönüşmesi lazım. Dönüşebilmesi için de önümüzde müthiş bir fırsat var. Yeter ki bu fırsatı değerlendirelim. Şimdi bugünlük burada noktayı koyuyorum. Önümüzdeki günlerde bunları daha da detaylı anlatmaya devam edeceğim. Bu noktada eğer 5 dakika, 6 dakika bu anlattıklarım ışığında sorularınız varsa alayım, ondan sonra tamamlayalım. Ya da isterseniz çok uzatmayalım soruları. Evet, hemen bir iki soru da çıktı galiba. Yok, teşekkür ederiz diyor arkadaşlar. Ben teşekkür ederim sabrınız için. Nasıl gitti bilmiyorum. Her şey yolunda gittiyse harika. Önümüzdeki günler biraz daha tecrübeli, daha iyi olacak inşallah. Belentepe permakültür adına bu tarz bir uygulama deneniyor mu? Fukuoka. Fukuoka Bill Mollison'ın ilham kaynağı ve Fukuoka'nın yöntemlerini de deniyoruz burada. Permakültür doğal yaşamın dallarından bir tanesi. Birçok değişik alan var. Bio dinamik var, bio intensif var. Ondan sonra resilience var, bir sürü alan var. Birçoğunu burada deniyoruz. İkinci kitap neyin üzerine? Bu 9 saat içerisindeki anlatacaklarımı daha detaylı anlatıyor. Toprak üretme, bahçecilik, doğayı canlandırma, kendi yaşam alanını meydana getirme, kendi kendine çare olma. Evet, çarşamba günü 5'te tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Toplantıyı sonlandırıyorum.